Arkadaşlar merhaba, iyi pazarlar diliyorum. Son günlerde e, Mısır gündemimizde bildiğiniz gibi Mısır'da 9 tane gencecik insan 2015 yılında Başsavcı Hişam Bereket'e yapılan bombalı saldırıdan sorumlu tutuldukları için e, darbeci sisi iktidarının Yargısı tarafından idama mahkum oldu ve bu kardeşlerimiz infaz edildiler. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Mısır burada bütün dünyanın çağrılarına rağmen, özellikle Birleşmiş Milletler ve özellikle Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin çağrısına sessiz kalarak yine bildiğini yaptı ve bu insanları İdam etti. Bu insanlar suçsuz değildi demiyorum. Fakat günümüzde bu şekilde hunharca insanların hayatlarının sona erdirilmesi, ailelerin yıkılması, çocukların ve eşlerin yalnız kalması kabul edilebilir bir şey değil. Buna da haklı olarak birçok arkadaşımız, dostumuz ve sosyal medyada binlerce insan karşı çıktılar idamların durdurulması için çağrılarda bulundular ve ailelerin dramatik konumu ile ilgili paylaşımlarda bulundular. Bunları kabul etmekle beraber işin enteresan tarafı bu arkadaşlarımız yıllardır Türkiye'de idam çığırtkanlığı yapmaktadırlar. Türkiye'de kamuoyu ve iktidar tarafında iktidara karşı baskı yaparak idamın tekrar ülkemizde uygulanması için çağrıda bulunmaktadırlar ee, Peki Mısır'da bu gördüğümüz dramatik olayların Türkiye'de yaşanmasına acaba e, ne kadar duyarsız kalabiliriz o bu idamların haksız olduğunu söylüyorsak başka yerde de acaba bunların haksız olabilme ihtimalinin olduğunu düşünmemiz gerekmektedir. Bir şeyi sadece kendimiz için istersek o biraz bencillik olur. Dolayısıyla İran dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmamalı ve insanlar yapmış oldukları suçların cezasını adaletin farklı yöntemleriyle cezalarını çekmeleri gerekmektedir. İnşallah ülkemizde de idam cezası tekrar geri gelmez ve Mısır'da görmüş olduğumuz dramatik sahneleri, yıkılan aileleri ülkemizde de görmeyiz değerli arkadaşlar.